Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Yükseldikçe insanın zaafları ortaya çıkar. Bir insan kusurunu görmüyorsa aşağıdadır demektir. İnsan yükseldikçe zaaflar ortaya çıkar. Zafiyetleri de büyür. Çok tuhaf değil mi ya? Bu nasıl bir şey bir şey? Kardeşim, bir insan kusurunu görmese o nakıstır. Kusurunu gören gördükçe yüksektedir. Kendisinden sıyrılmıştır. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Bir insan eksikliğini görmüyorsa, ben merkezli o kusur, az, fark, noksan, kusurunu derut ederse, zaafları he, ve zayıf yönleri, zafiyetleri, büyür, gözükür. Yoksa gözükmez. Tabii kendisine. Kendisin tabii. Ateşe dönüşen değil, dönüştürendir. Ateş dönüşen değildir unsur, dönüştürendir. Su unsuru mecrasını kendisi bulur. Allah'ın dört arşı var, dört rububiyet tecellisi var. Toprak, su, ateş, nur. Duymayacağınız bir şey bu. İyi dinleyin burayı. Ateş dönüşen değil, dönüştürendir. Su unsuru mecrasını buldurtulmaz, kendisi bulur. Karadeniz'de bir laf vardır. 30 sene geçmez, su yatağını bulur. Bizde toprak yok, duvar yaparlar, hendek yaparlar, bilmem ne yapar, kün koyarlar, suyu atlatırlar, dereyi bu tarafa kaydırırlar, toprak çıkar. Biz çok çalıştık tarla çıkartmak için babamla. 30 sene içinde bir afat gelir, 30 senede bir olur. Dere yatağını kendisi bulur. Beni buradan ayıramazsın der. Beni farklı mecraya koydun ama mecramı bulur. Yani 30 sene içinde dere yatağını bulur derler. Su unsuru mecrasını kendisi bulur. Mecra ve macerasını kendisi açar su. Mecra ve macerasını. Çok tuhaftır. Abiler hemen biraz acele değil mi? Sonundan baştan söyleyeyim. Sonunda. Vücudun kaçta kaçı Yasin sudur? %76'sı. Öyle dinleyin şimdi. Suyun müekkel piri, peygamberi kimdir? Yunus, Nuh, bir tane de var. Musa yükseldikçe insanın zaafları yok muydu? Ortaya çıkıyor. Zafiyetleri de büyür, gözüküyor. Ateş dönüşen değildir, dönüştürendir. Su unsuru mecrasını kendisi bulur. Mecra ve mecrasını kendisi açar. Su. Sembol. Ne demek? Su semboldür. Sen, niye kullanırlar suyu? Şunun için. Farklılıkların bir araya gelmesinde ortak mana kavramını türetir. 5-6 tane farklı farklı elementleri, farklı farklı maddeleri e, hepsi kendi zatından sıyrılarak su, şeker, un, ne bileyim eşya şu onları e, değiştirir, dönüştürür bu kavramsal, bu mana ifade eden bir kavramdır. Su, tüm bu bileşenlerden çok farklı daha başka şeyleri anlatmasına da sembol deniliyor. Sembol <laughs> buna deniliyor. Sembol. O çok göstergeleri birliğe getirerek başka manayı türetir. Sembol. Çok farklılıkları bütünlüğe getirerek o farklılıkların tamamen dışında bütünsel başka bir şeyi gösterir, türetir. Vücudun %76'sı su olarak düşünerek tefekkür edin. Suyla helak oldu. El ceza min cinsil amel ne demek? Bir ceza sureti nereden gelmişse sureti neyse ceza arkasında onun o cinsten hakikatını arayacaksın. Firavun demek Firavun. istedik değil mi? Firavun. Firavun. Mesela su unsuru vücutta kandır, şehvettir, sudur. E, su, kan ve şehvetdir. E, Firavun, Yahudilerin erkeklerini öldürüp kızlarını bırakıyordu. O konuda fitne yapıyordu, halk isyan etmesin diye peşkeş çekiyordu halkına. Su o cinsten elak etti. Su cinsinden hata yaptıkları için su unsuruyla elak oldular. vücutta da su unsuru böyle bir şey düşünün. E, su mecrasını açıp macerasına gitmesi engelleri zorlamadan kendine yol bulur. Anlıyor musunuz abiler? Kendisine yön ve yol bulur. Ah istediklerimi arzu ettiğim gibi anlatabilseydim. O herhalde berzatta anlatırız. Zaten siz anlıyorsunuz. İlk önce zorlukların etrafına dolanır yani dağın etrafına, vadinin etrafına, adanın etrafına dolanır. Yol yapar kendine su. Ee, i̇nsan da böyledir. Harama ilk önce yol bulur, etrafına dolanır. O tuzağa, kendisine kurulan tuzağa insan fırsat zanneder. Oysa aldanmışlığın, aldanmışlığın aldatması olarak onda gözüküyor. Kazanım zannediyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aldan, aldatan kimdir? Aldanandır. Aldandığı için iç aleminde aldatıyor dışarıda. Bakın el ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Mala gelmişse hata mal cinsindendir. Cana gelmişse can cinsindendir. Korku ise korkusuzluktan gelmiştir. Korku cezası, korku cezası korkusuzluktan geliyor. Korkuyu tanımlayayım bu manada. Bu manada korkuyu tanımlayayım. Hiçbir şeyin, hiçbir şeyin sahibi değilmiş Değilmiş haletinin hiçbir şeyi kaybetmeyecek yaşantının hiçbir şeyin sahibi değilmişim gibinin hiçbir şeyi kaybetmeyecekmişim gibi yaşamanın her şeyin sahibi olup her şeyi kaybediyorum farkındalığının andaki haletin adı korkudur. Her şeyi kaybediyor şu anda korku ne demek Deprem. Her şeyi kaybediyorum. Neyi? Ha ben vardım. Benimle alaka ne var? Bina. Hayatım gidiyor. Hiçbir şeyin sahibi değilim. Nimet Allah'a ilahe Nimetler unutuldu. Allah'ın bu nefes alıp vermeyi. Elimdeki nimet. Sanki hiçbir şeyin sahibi değilim. Hep yok. Hep aç. Yok. Açız. Yok. 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 Allah seni yok ediyor işte. Yok diyeni yok ediliyor. İfrat ve tefritin cemi değil mi abi? Cemidir. İfrat ve tefritin cemidir. Eğer vasatı nedir? Hafullah'tır. Lezzet-i ruh, lezzet ruhaniyedir. Korkuda Allah korkusunda lezzet vardır. Korkuda lezzet varsa muhabbette ne olur? Demek ki e, korku cezasını verdiyse korkusuzluk suçunundur. Mala gelmişse zekatla alakalıdır. Hayata gelmişse farkındalığının yokluğundandır. Kuraklık ise namazsız ve şükürsüzlüktendir diyor. Siz dolduracaksınız. Su aynı zamanda zorlukların etrafına dolanır. Bak bu çok önemli ama ne olur. Ee, haram işlerken, haram arzu ederken zorlukların etrafına dolanıp durur. Bir derece yılan gibi etrafını çevirirse onu fırsat ve ganimet zanneder. Değil işte. Bu tuzağa düşmenin adıdır tuzak kurmak. Allah diyor ayette tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah da mı tuzak kurar? Kurar. Benim Allah yapar. Su ilk önce zorlukların etrafına dolanır yol yapar kendisine su semboller anahtardırlar anlarsan girersin alırsın alacağını almazsan anlamasan alamazsın anlamasan alamazsın hebeyan gider hiçbir iş yaramaz o unsur toprak unsuru olur toprak topra, topra zelzele toprak unsuruyla alakalı bu su unsuruyla heylan e şeyler, şehvet ve kanla alakalı bir şey. Su aynı zamanda hafızanın hafızanın simgesi olmuş. Düşüncenin seyahatını, düşüncenin seyahatını ve göçleri anlatır. İslamiyeti anlatır su. Su aynı zamanda İslamiyettir. işte Göçleri anlatır. Su göç yapar. dağa göç etir malzemeleri göç ettirir, aynı zamanda seyahat ettirir denizler. Su ama gene altını çiziyorum. Hariçte düşünürken kendinizi taşıyın insanda. Su kaynağı olan dağlardan çıkmış, farklı kaynaklarla birleşmiş, zorlukları engellerin zorlukları ile meşgul olmamış, etrafına dönerek denize ulaşmış. Hiçbir zaman önünde olan zorluğu zorlamamış. Hiç zorlamaz. Zorlukla uğraşmaz. Deprem gibi değil bu. Önünde bir zorluk mu var? Yönünü değiştir. Yıkıp geçiyor. Yani yıkıp geçti zorluk değil. Ona zor değil yani. Ona zor değil. Diyelim ki bir dağa geldi. Hop çevrilir. Yıktı zorluk değil o. Yıkıp geçiyorsa o zaten o yolu onun. Her şeyin zemini aslında. Bir daha ne olur burayı? Su kaynağı olan dağlardan çıkmış. Dağ neydi? Dima. Su, o su, insandaki su, dima düşünceden, tahayyül ve tasavvurdan çıkmış. Tahayyül ve tasavvurdan, dağlardan su çıktı. Nasıl çıktı? Bir sürü dağlarda yollar var. Şu, bu, şu vadiden, şu tepeden, şu bilmem neresinden. Aynı yerden çıkmıyor ki. Sonra belirli bir yerde buluşuyorlar. Büyük bir güç oluyorlar. Tahayyülden çıkıyor. Tasavvurdan çıkıyor. Tamam. Çıkıyor. Vehimden çıkıyor. Zanlardan çıkıyor. Şüpheden çıkıyor. Tereddütten çıkıyor. Bu sular çıkıyor. Birleşiyor. Zekavette. Veya akılda. Ta Taakul havuzuna geliyor. Ya bunu akıl kullanıyor. Ya bunu zeka kullanıyor. Zeka sıf kullanırsa dalalete, sefaate, hayata. Akıl, akıl kullanırsa hak ve hakikate vaktaniyete kullanır. Çok acayip değil mi? Su kaynağı olan dağlardan çıkmış, kafadan farklı kaynaklarla birleşmiş. Biraz önce anlattım. Zorlukları, engelleri, engellerin zorluklarıyla meşgul olmamış. Hayal mesela zorlandığımız zaman hayal kurarız. Çözemediğimiz zaman tasavvur ederiz. Hemen etrafına dolanırız. Onu kale almayız. Ya yani çıktı ile o şeyi zorlarız yani. Yok geçiyor. Etrafına kendisiyle zorluklarıyla meşgul olmamış. Etrafını dönerek denize ulaşmıştır. Denize, denize ulaşmıştır. Deniz neresiydi? Kalp hiç kimse bozulmamıştır. Hiç kimse azap çekmemiştir. Her şey içindeki dışına çıkmıştır. Kimisi isyan eder, kimisi depremden çıkan veya binasına bakar isyan eder, kimisi şükreder. Kimisi elhamdülillah ya Rabbi. Bir nefeste hak verdin. En azından tövbe, istiğfar hakkını verdin. Deprem anındaki tövbe ve istiğfarın kalitesi düşüktür. Depremden sonra tövbe ve istiğfar edebiliyor musun? O çok önemli. o Ötekisi şey geçiyor metazori değil de zaruri, mustarha. Mustar kalmış. Deniz deniz vahdet deryasıdır. Vahdet, kalp, abiler, itikat zahiredir, İman gaybadır. Farkını söylüyorum. Osman yazar bunu. Dağlar dima. Burada acele etmişim yukarıda değil mi? Dağlar dimadan, dima. Dağdan deryaya, deryadan doğa, doğa evet. dönerse, dağa dönerse kendi mecasını yaşa yaparak ben bende olduğumun şuuruna ulaşmış olurum. Bak şimdi e, su dağlardan çıktı değil mi abiler? Çeşitli çeşitli vadilerden çıktı. Mecra buldu, bütünlendi, derya oldu. Sen misin beni besleyen ey dağ diyor okyanus. Hadi bakalım. Nur iman olan güneş. Nur imana biniyor. Bu deryadaki su derya. Al Dimabeste, dağlara uzun müddetçe kar depolar, yağmur vesaire tekrar onu oraya taşıyor. Ne demek bu? Ben uyandırdık kalbi. Kapta dima yapılandırıyor. Böylelikle bütüne getiriyor. Bir daha okuyorum. Dağdan deryaya, deryadan dağa, dağdan deryaya, deryadan dağa. Dönerse ne demek? Kendi mecrasını yaşayarak e, bu benden çıktı. Kalbe gelince anlamlandı, iman oldu. Ben demek ki kendi me macramı, mecramı yaşıyorum. Eğer geri gelirse, oraya getirirse, yok bu deryadaki suyu başka okyanusa giderse, e, bu dağdan çıkmıştı Karadeniz'in suları, dağların suları Karadeniz'e bu ağırlaştı. Ama bir lodos olması gereken Poyraz oldu. Yağmuru aldı. Hiç alakası yok. Yunanistan'a akıttı yağmur. Ama bazen de Yunanistan'ın ve İsviçre'deki Apler'deki o suyu, oradaki gölü bana getiriyor. Getiriyor İstanbul'a. Balkanlardan gelen bir kar. Bir daha. Dağlar dimadır. Dağdan deryaya, deryadan dağa dönerse kendi mecrasını ya yaşayarak ben ben olduğumun şuuruna ulaşmış olurum. Evet. Mesela oradan çıktı. Dağdan neredeydi? Dipteydi. Su neredeydi su? Dağdan ilk çıkarken dipteydi değil mi? Dehliz'de. De bir yol buldu depremle. Depremlerle. Bir hadiselerle. Deprem ekseriye. Su yol buldu çıktı mı? Ama dağın ortasından. Dağın tepesini ne yapacağım diyor. Dağın ortasından çıktım. Depremle. Sonra derya oldum. Sonra deryadan daha önce kaynağım iken dağın ortası, dağın tepesine ulaşamıyordum. Dağın tepesine yağmur ve kar iniyorum. Terakki ettim demektir. Zahirde aşağı gittim ama yukarıya gitmek için aşağıya gittim. Abi o zaman başka yere gidiyorsa başkası istifade etmiş. Kendisi kendisine yine... Ya Mesela amelde uygulayayım mı size? Şimdi namaz kıldık. Sebabı var. Bir sebabı koydur mu? Beş. Beş, beş sebap. Davut. Şimdi bir gıybet ettik. Gitti o adama. Benden çıktı sevabı. Sureti bende. Evet namazın hesabı yok ama sevabı yok. Namazın hesabı yok kıldın ama sevabı gıybet ettiğine gitmedi mi? Gitti. O adam da Japonya'yı, Japonları gıybet etti. Adamı çıkar dedi falan. Onun sevabı da gitti mi ona? O kıyamete koptu. En son kimde kaldı? Japon'da birisine veya işte Rus'a gıybet etti, iftira etti, hakkına tecavüz etti. O sevap da ona gitti. Bir vakti kıyamet koktu benim namazım sebabı Rus'tan çıktı ensel. Onu da güme <laughs> gitti. Ya <gülüyor> derecesini arttırdı. <laughs> Görüyor musun? Bak nereden çıktı su? Ne, ne için söyledim bunu? İsviçre'deki su buharlaştı geldi İstanbul'a. İstanbul'daki e, su Karadeniz'den gelmesi gerekirken Allah siz bir bakıyorsun buradaki su çekip gidiyor Yunanistan'a. Kullanamadın sen. Hasan abi, bir şey sorabilir miyim? Suyun dağdan aşağıya atması adetullah'tır değil mi? Evet. Ama mesela atıyorum denizin dibinden çıkması daha kolayken mantıklı. mantıklı. Daha dağın tepesinden çıkması. Evet. Olmaması lazım. De, Olmaz, lazım yani. Evet. Bu, bu, bu nasıl oluyor? Olmaz. Ters çalışıyor, Ters çalışıyor orada. Ters çalışıyor. Evet. Hatta Nil'in diyor usta. Nil'in e, 6 aylık suyu baraj yapılsa toplam biriktirse 6 ay donsa buz olsa o dağdan, daha büyük oluyor. Ya. Peki o su nereden geliyor? Ve yukarıdan yağmur gelmiyor Mısır. Ya. Mıntıkaya Harre yani sıcak bir bölgede. Ona ayrılan mahzen o dağdan cebeli e, ce, ne? E, yok o dağın adı Cebeli Kamer, cebeli Kamer, Kamer. dağda ayrılan onu ayrılan mahzen altıda bir. Yani suyun menbaı dağda altıda birmiş dağa göre. Oğlum rahmetten akıyor sürekli. Orada diyor zaten. Üç nehir Cennet. cennetten, akıyor. Evet. Dört, dört tane. Dört. Bir yerde dört bir yerde üç diyor. Evet. Kendi mecrasını yaşadı. Hareketsiz kalırsa kokuşur su. Oysa kokuyu kaldıran su iken hareketsiz olursa kokuşur. Bir nur talebesi hizmette koşturmasa kokar. İtikatları sarsılır. Derslere gitmeyip kitap okumamışsa depremde sarsılır, itikad oynar. Sonra o ders gelirim imdadına der ki elhamdülillah çıktım kuyudan Yusuf misali. Su abiler kokuşur biliyor musunuz? Su kokar. Hareketsiz olursa su kokar. İnsan hareketsiz olursa Ali en muzdarip, en sıkıntılı adam, yeknesak, standart, sabit bir hayat, ve hareketsiz yaşayanlardadır. Sudan konuşuyoruz ayrıca değil mi abiler? İnşallah bir gün bu içtima halet gider topraktan konuşuruz. Devam ölmeden. Suyun içinde dere yatağında kalıcı hiçbir şekil kalamaz devamlı değiş, değiştirir anları. Suyun içinde ve kenarında sahilinde Hiçbir şey kararında kalamaz. Uyanık ol. Sabitleme hiçbir şeyi. Sahilinde, su aktığı yerlerde. Aa ne güzel kum vardı, taş vardı, yaprak vardı. O ne güzel manzara. Biraz sonra vaktin koy yok. Ve yatağında da sabittik arama. Tamam. Sabitlik arama. Bazen çıkar bir deli reis, Önüne baraj yapar. Dağların altını deler hiç olmayacak e, Coruh nehrini Erzurum ovasına akıtır. La tefşi ve la temsil. Gelir bir simgenin arkasındaki mana ile meşgul olanlar zahirde suyu alır, başka mecraya taşır. Ne alakası var suyla şeyvet dağla kafa? Ne alakası var Artvin'deki suyu Erzurum'un ovası? Alttan küngan bu boru yaparsın, taşırırsın istediğin yere. Artık Mahkum değilsin, sana mahkumdur. Çünkü teknoloji geliştikçe suya hakimsin. Marifetullah terak ettikçe vücudundaki suya hakimsin. Mecrasını istediğin yere koyarsın. Taşırsın o tarafı Erzurum'a. Dava dinlemez. Helaline, Gürcistan'a haramına akıyordu su. Su Gürcistan'a gidiyordu Coru. Suyun taşıdığı topraklar vardı. Batum havasını yaptı. Adam gelir bir tane adam Erzurum'a taşıyı verir. Nikah yapar ona. Helal olur. Helalinde ova o olur. Akarken zenginliklerini alarak deryada deltaları, ovaları kurarlar. Ona katılanlar çok uzun macerayı yaşarlar. Suya suyculara katılma. Uzun mecracı, mecracıdırlar. Uzun solukludur. Sahirde bazen aheste akarım. Bazen delileşirim. Bazen sakin iken bazen toz duman ederim. Bazen köpük, bazen renkliyim. Ama ben her şeyim. Ona katılanlar çok uzun macerayı yaşarlar. Ve kalıcı bir... Niçin? Bazen bir ağaçta olurum. Bazen bir buluta biner. Karadeniz'den Mısır'a giderim. Ben benim ecrama katılma. Katılırsan çok uzun sefer yaparsın. Ona katılanlar çok uzun macerayı yaşarlar ve kalıcı bir şekilde kalamazlar. Ortaya çıkardığı ovalarda yeni uygarlık ve kültürlerin zeminini oluştururlar. Suların taşıdığı o alivarlar şeyleri, o madenleri topraklarla deltaları, ovaları oluştururlar. Alivyon. Sonra şehir kurulur. O şehir ovalarda pamuklar yetişir. Evler oturulur ya. Bütün canlıların yaratılma zemini ayet. Bütün canlıların yaratılma zeminini her şeyi diyor. Bütün canlıları diyor Allah sudan yarattım diyor. Ayetini okur musun Hafız? Bütün canlıları bir sudan yarattık. <laughs> Hafız iyi misin? İyisin. Uyan bakalım. Ve jelln min el mayi <laughs> kulle şeyin hay. Hay. Hafı. Hafı. Ama, afilim afilim. Doğrudur. Her şeyi sudan. Her şeyi oradan çıkartın mı? şeyin. Hay. Böyle yakalanırsın. Zahirde. Ama yakalanırsın. Uyanık ol. Ee, Dikkatler üzülmüş şey gibi diye şey yaptım kurtarayım bunu. Hasan abi bu anlattıklarımızdan ben sanki... Hiç kimseyi rahat bırakmam derste. Cumartesi dersinde de öyle. Birisine bir şey diyorsam buraya gel diyorum. Kesinlikle. Niçin biliyor musun? Sizin haberiniz yok. Sirayet ediyor. Bazıları der ki gel de uyu. Hayır uyuyacaksan gelme benim derse diyor. Niçin? Sirayet ediyor. Bu ana kadar okuduklarımızdan abi e, ee, suya Cebrail diye isim geliyor ama burada baktım bu şey. Su o değil. E, ee, su o değil. Su kimdir? Mikail. Su. Her şeyi hayattan yarattım diyor. Şey sudan yarattım. İsrafil ya su. Evet. Hayat. Özür dilerim, israfil, i̇srafil. İsrafil. Tamam işte ama yani ben Cebrail diye isim yani geliyor. Hani dima et dima et dima et. Ama, ama o dima kafa. Su. da değil ki su. Nebehan çıkıyor. Su oradan aktif ediyor. İçinde su varmış daha. Masem var. Ama bazı sular da sebepsiz akıyor cennetten. İlham ve vahiy. Bütün vahiy ve ilhamlar, büyük zatlar ve peygamberlerin bir tane bana söyle bir peygamber ve büyük zat ki mağarası olmasın, dağ olmasın. Dimasız, akılsız vahiy ve ilham olur mu? Peki ilim hangi şeydi? Hangi Toprağın ne diyor? Hıps ve hayat, e, nur ilim. Suan an karşıtı, aç latif, Hangi esma gözüküyor? Bakın, latifnikini. E, Son su suru de yazın. İhsan ve rahmet. Abi. İhsan ve rahmet. İhsan ve rahmet. Kerem ve Rahman. Rahman ve Kerim. İ, e, Kerim, Kerem verdiğini geri almayan İhsan ve rahmet. Toprak, hıfz ve hayat, nur, ilim ve hikmet, ateş, ha havay mıydı? Bir de var toprak, su, tamam, nur, dedi, nur. ha, nur. <laughs> hava. Hava neydi? Adalet ile emir ve irade. Şimdi devam ediyorum. Kardeşler hepiniz canlı olacaksınız Allah'ın izniyle. Hasan abi çok özür diliyorum. Bir daha giriyorum araya. Çok değil özür diliyorum. Adem, adem beni karıştırıyor. Ben de burayı karıştırıyorum. Şimdi mesela bu bunu ne niyetli olmadı bilmiyorum ya, ama şimdi bu haletle okuyunca işte bu meskül İslamiyet sudur değil mi? Abi? Evet. İşte bu meskül hakikat içindir ki bu zamanda hususan 40-50 sene sonra seyye, fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslami'nin hukuklarına tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok müselli görülecek diyor. Yani bu pisliklerini boşalta boşalt. Su taşıdı taşıdı. Bir yere yıldı. Yıldı. Sonra yığıy yığıy baraj gibi oldu. Bir de patlattı ki önünü açtı, götürdü. Ee, bakarsan bazen zahir, bazen batın, bazen evvel, bazen ahir o. Nereden bakarsan öyle gözükür sana. Ya ortaya çıkarttığı ovalarda yeni uygarlıklar ve kültürlerin zemini olursu. Bütün canlıların yaratılma zemini ayet. Aa, zaten söylemişim. Enbiya 30'muş. Her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Lan demişiz de zaten. Ya devam ediyormuş. Enbiya 30. Her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Her şeyi temizleyen suyu temizleyen ise ateştir. Her şeyi temizleyen suyu temizleyen temizleyemediğini herhalde ateştir. Suyun temizleyemediğini ateş, ateş temizliyor. Ateş hangi unsurdu? ateş, ateş değil mi? A ateş. ateş. Ha? Dur, dur, dur. Nur, nur. İlim. A, suyun temizleyemediğini ateş temizliyor. Ustad da diyor ki bazen diyor ateş su, sudan daha e, sudan daha e, şey yapar, temizler diyor. Daha ziyade temizler. Su aynı zamanda zamana sembol olmuş. Zaman. Kendisiyle hesaplaşanın dilidir. Mesela kendisiyle kendisi, kendisi, kendisiyle hesaplaşmanın dilidir gözyaşı. Gözyaşı neymiş? Kendisinin kendisiyle hesaplaşmasının ifadesidir gözyaşı. <laughs> Çok tuhaf. Ali! <laughs> su. su. Suyla gözükür. Akar gözyaşı. Kendisinin kendisiyle hesaplaşmasının adıdır gözyaşı. Su. Tuzluysa su dünya malı için. Acıysa nefsi için. Tatlıysa sevişten ağlıyor gözyaşı farklı olurmuş. Şarap içenin teri necistir. Teri. Su o da bir su. E, tefekkür ehlinin farklı olur. Tef e, i̇nsanın haletine göre kokusu değiştiği gibi terin içeriği de değişiyor. Gözyaşı da değişiyormuş. Doktorum. Üzüntüden ağlarsa gözyaşı sıcak olur. Sevinçten ağlarsa gözyaşı serin olur. Allah Allah. Görüyor musun? Ve bakın tuzluysa Ağlıyor adam, gidin tahlile koyun. Tuzlu tuzlu çıktıysa dünya malı için ağlıyor. Acıysa nefsi için ağlıyor. Tatlıysa sevinçten ağlıyor. Abi şu su içerken cam bardakta ayrı Peygamberimiz demiş. Farklı farklı tatlar geliyor ya. Evet. Onun içinde bulunduğu kabın hissiyatı su dışarı vuruyor. Evet. Mesela diyor ki, içini gördüğünüz kapla su için. İçin ama içtiğinizi görün. Yoksa içirirler size. Sen iç. İçilme. İçerken içilirsin. Fırsat. Fırsat zannetme günahları. Ganimet zannetme. Hiç kimsenin yanında kalmaz. Tam bir fırsat kimse yok. Avrupa'dır, şeydir. İşçi, ben patronum, işçimdir. Veya iş yerinde çalışıyoruz tekstilde. Denk geldi. Bir daha gelmez bu fırsat. Evet bir daha gelmez bu evliya olmana. Eğer o su içmesen olursun evliya içersen olursun al av şey avliya kapıya konulan demektir avliya su aynı zamanda kelamı, kelamı sembol eder zamanı da etmişti kendi suyunu çıkar çıkarman için emme basma tulumbası gibi ilk önce biraz sen su koyacaksın emme basmayı biliyor musunuz İlk önce sen su koyacaksın. Ya, şey Almak için ilk önce vereceksin. Almak için bunlar dersi yapmak için dersi geleceksin. Tembel tembel oturup da abi bana İstanbul'da oturanlar için bana adres at. Atmayacaksın. Atla gel. Para dağıtılsa gelirdin. Peki abi benim işimi nasıl kurayım? Nerede dershane varsa ev, evin işini. Pazar ve cumartesi dersine göre mesaini öyle ayarlayacaksın. Çünkü bir daha fırsat olamazsın. Bazen bir deprem gelir, bazen bir sel gelir. Bazen taon ve tufan, bazen bir korona memuru gelir. Sonra dağlar durursun, koronada olduğu gibi dersleri bulamadın. Abi ders yapıyor musun kaldığın yerde? Polis, polisiye Nasıl geleceksin? Abi biz polisiz, istediğimiz yere geliriz. Ama istediğiniz mekan yok artık dedim. Biz istediğimiz zaman geliriz dedi. Küçük çekmecede, koronada. Ama istediğiniz mekan yok artık. Zamanda gelecektiniz. Abi bir, biz 3-5 kişiyiz. Mekan olmaz mı? Olmaz kardeş. Gelseydiniz. Gelse ol gelmiş olsaydınız ben de rahat kabul ederdim. Hadi bakalım şimdi canlı yayına gir. Merhametsiz gibi gözüküyor ama değil kardeş. Bedel ödemeni istiyor hakikat. Bedelsiz hakikat surettir. Ustadın tabiriyle ee, hakikat bin bir zatın böyle sıradan sözleri hakikat olduğu gibi böyle sıradan bir insanın hakikat ifadesi sıradan oluyor. Öyle yok bedava. Kendi suyunu çıkarman için, kendi suyunu çıkarman için Emme Basma Tolumba kanunu gibi ilk önce biraz su sen koyacaksın. Aynı su su ile sulanan bahçede farklı farklı nebatlar çıktığı gibi aynı su değil mi? Tarlada ama tarlada kavun var, tatlı. Biber var, acı. Aynı tarla, aynı su, aynı güneş, aynı şey. Aynı suyla sulanan bahçede farklı farklı nebatlar çıktığı gibi İslamiyet suyu ile sulanan ruhlar farklı farklı kabiliyetler ortaya çıkar. Kavun biber gibi zıtlar da aynı sudan yürürken başlangıçtaki niyetini unutanlar şaşkınlıklar yaşarlar. Şaşkın kimmiş? Baştaki niyetini unutan. Evet, Bunu da Osman yazsın. Şaşkın kimmiş bir daha? Başın, baştaki niyetini unutandır sonunda. Olayların iç yüzünü bilemeyenler asla sabredemezler. Surette telef olurlar. Yani olayların iç yüzünü, batınını bilemeyen deprem olsa, sarı dayı olsa, korona ve hastalık kanser dayı olsa, olayların iç yüzünü bilemeyenler asla sabretme tahammülleri olamazlar. Telef olurlar. Sudaki telef oldukları gibi. Eğer diyor suretten hakikate geçersen Esma yoluyla Müsema'yı bulursun. <laughs> kahraman doktor. Niçin kahraman doktor? Kendi hastalığın teşhis ve edebildiği için diyor. İç yüzlerin iç yüzlerini anlatırsam sırrı bozulur ve sabredemezsin. Nasıl? Nasıl neye benzer? Sen çözeceksin. Ben sana anlatırsam sen sırrını kaybedersin. Sırrı bana geçer. Neye benzer? Musa Hızır Aleyhisselam icrası gibi. Musa Musa ve Hızır gibi. Kalır böyle sana adam gelmiş. Ondan sonra der ki demiş ki ya bu kadar Hızır'ı merak ediyorsun. Ne yapacaksın demiş ya. Ya çok ben de soracağım bir şey var. Peki görsen tanır mısın? Tanımam dedi. Bak ben sana bir yol göstereyim. Bade aldı toprağı, taş. Hızır karşına çıktığı zaman Hızır'ı şöyle anlarsın. Tutar. Taşı diyor böyle toprak yaparsa böyle anla ki o Hızır'dır. He Allah razı olsun dedi. Çekip gitti. Oysa Hızır Hızır olmazları olduran sebepli Allah'ın tecellisidir. Hızır olmazları olduran esbaplı tecellidir. Çıkar sana birisi iç aleminde bazı olmazlar oldurursa o senin Hızır'ındır. Ama anlamaz. Hızır'da? Hızır'da Allah esbabı Hızır'ı kullanıyor. Hızır kendi esbabı kullanmaz. Allah Hızır'ı kullanır. Kendisi esbab. Evet, tamam. Ama Hızır'la benim aramda esbab yoktur. İşte o evet. evet, kendisi Hı -hı. Evet, kendisi esbapsızdır. Ama Allah onu kullanır sana demek tamam. istedim. Evet. Ama Hızır'a denk gelirsen onda esbap arama. Su aynı zamanda gücü anlatır ve akar. Su güçtür ve akar. Aynı zamanda da su, söz, kelamdır ve zamandır. Dağda, nehirde, denizde ayrı ayrı sıfatlarla haiz olurlar ki ayrı esmaları ifade ederler. Tevazunun sembolüdür aynı zamanda su. Tevazu çünkü her şekilde girerler. Allah'ın rahmetini suda olmasın. Etten ezulat ilahiyate ala okulil beşer insanların seviyesine Allah'ın Celle Celaluhu inmesi, profesörün ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteye uygun çocukların seviyesi inmesi gibi Cenab-ı Hak da insanların seviyesinde konuşması tevazu sembol sudur. Su herkesin seviyesine su fili doyurduğu gibi mikrobun da midesini doldurandır. Onun da gıdası onun da gıdasıdır. Su aynı zamanda Farklılıkları bir yerle birleştiren okyanusun denizden üzerindeki gemilerin yüzmesine sebeptir. Gemiler fikirdir. Gemiler, gemiler yoldur. Gemiler tasavvurdur. Zandır, malumattır. Bazen de şüphedir. Şüphe doğruların sağlamasıdır. Ve burada ateş hissediyor. bir cümle okuyayım. E, ateş hepsi değil. Bununla alakalı devamı gibi. Ateş dönüşüm olarak kullanılır. Görünür ama tutulmaz. Z o, gerek yok bunu ateş okumayacağım zaten. Bunlar vahidi kıyası olsun daha iyi göstersin. Suyu göstersin diye. Ateş dönüşüm olarak dönüşmez dönüştürür. Görünür ama tutulmaz. Zaman da akıp giden... Tutulamayan, görülmeyen, hiç hem içimizde, hem dışımızda, hem evelimizde, hem ahirimizde, ateş gibi zeka diyor. Ustad Ustad için diyor ki, ateş gibi dimanda diyor ateş zeka ve akıl gibi ateş. Ateş ateş ateş, ateş, ateş pare gibi bir zeka. Musa Aleyhisselam su, İbrahim Aleyhisselam ateş. İsa Aleyhisselam hava unsurları öne çıkıyor. Hava aynı zamanda Süleyman Aleyhisselam da önde. Hasan Ya bu çok acayip. Şimdi kendimi tamam. yapıştırmaya çalışıyorum. Birazdan yapıştırıyorum. Diyor evet. ki sabredemezler. Hangisi ee, mesela e, yürürken başlangıçtaki niyetini unutanlar, evet. şaşkınlıklar yaşarlar, olayların iç yüzünü bilmeyenler asla sabredemezler. Evet. Su mesela baraj gibi önünü kapatsam bile orada gelip durmaz. Sabredemez o. Orada gırdap yapar. Sabredemez. Su. Ya burada dur ya icraat yapma. Oo. Çıktı mı mecrasını vereceksin. Vermedin mi başka bir harama girer. Mekanın şeklini alıyor. evet. alıyor. alıyor. Duruma göre. Şimdi dün Hasan abi anlatmıştınız ya derste, dün akşamki derste. Bir önceki dimanda da vardı galiba. Sonucu belirleyip... Çok önemli bu Allah ayetinde. Duhanın dördüncü suresi ayeti galiba dua. Diyor ki ama onu şu Allah şey için söylüyor. Ee, sonuç olan ahiret süreç ve başlangıç olan dünyadan daha hayli değil midir? Aynı kanunu psikolojiye kullanıyorum. Sonuca göre süreci sür. Eğer sonuçsuz süreç ekseriyete bulamazsın, mümkün değil. Yani sonuç ahiret, dünyada çıkmaz yollara gidersin. Eğer bir şeyin ne olduğunu, nereye akıl evrileceğini, nereye gittiğini öğrenmek istiyorsan, gayesi ne? Sonuç bu dima dersimizde sonuç ne? Kendimizi tanımak sonra e, bizimle alakadar olanlara, sonra bizi sevenlere, sonra cemaata, sonra Müslümanlara, sonra insanlığa faydamız olsun. E ama ilk önce kendime. Diyor ki orada duha dördüncü e, ayet. Aa, bak şurada yazmışım. 4 duha dört ama gene ben bakayım. <gülüyor> bak. Velalahiretun hayrun leke minel ula. Bu işte. Aferin lan. Ken da elem Hafız uyusun şimdi. Yukarıda uyandırırım ters bittikten sonra. Dinliyorsun değil mi? Abi? şaka diyorum ya. Ne yapayım takılmadan da duramıyorum da. Hakikaten şaka yapıyorum ciddi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok nasıl yapıyorum. Bazen bir yöntem de var. Aynı çizgide birisini veya şey olursa buna söyleyip ona. Bazen de direkt koca cemaatta oy. veya bazen de o çok canlıdır ama onunla benim bir mazim var. Anladın mı sen bana soru sormuştun? Ali, ha, mazide senin bir şeyin var. Veya hissettiğim Allah da ona hasreten ona duyur. Kim, niçin dedi bilmiyorum ama böyle Ali yani bazen irademin dışında birisi söylettiriyor Ali'ye söylettirdiği gibi bazen iradeli bazen deli bazen metsup bak şimdi Bak şimdi şey söyleyeyim. Duha 4. Elbette senin sonun yani ahiretin. Öncekinden yani dünyadan çok daha hayli olacaktır. Oradan psikoloji çıkarıyorum. Sonuca göre süreci takip et. Allah aşkına zerre kadar şaşmasın. Bu hizmette niye bulunuyorum? Bu hizmette niye ben nurculukta? Sonuç. Cennet değil bizim sonuç. Rıza ilahi. Ben rıza ilahi için bu sürece girdim. O zaman insanların tavırları, davranışları iyi ve kötü beni etkilemez. Bu dershanede şey yaparsam bacadan girelim, öteye dershaneye gidelim. Adam bana kızdı, risalemi terk ediyor. Sen zaten Nur talebesi değildin ki. Olsaydın şahıs da hakikati fark ederdin. Evet. Bak şimdi neler yazmışım? Psikoloji, Kur'an psikolojisi. Kur'an bak, Kur'an Kur'an'a muhatap olana Kur'an ey kurbanım ya çok seviyorum ya. Vallahi Bak, Kur'an'a muhatap olana Kur'an ona soru sormasını sağlıyor. Sonra kendisi cevap veriyor. Cevabı bulman için, cevabı bulmanın bir yöntemi de soruları sorabilmektir. Cevabı bulman için önermeleridir. Neticeye geçmen için hazineye, defineye yol açmaktır. Soru sormak yol açmaktır. Gel o hazineye. Cevabı bulmanın bir yöntemi de soru sorabilmektir. Soru sormak, el sualin cevabın yarısını vermiş oluyor. Soru cevabın yarısıdır. Sorunun kendisi cevabın yarısıdır. Örnek vereyim. 16. 16. sözün sorusunu okur musunuz yarım sayfa? Vallahi itikadı anlatıyor. İtikadın komple bizim el-i sünnet vel cemaat Allah'a nasıl inanırsın? Allah nedir? Allah nasıl Nasıl bakacağız? 16. sözün başındaki hali soru itikat cevabıdır. İtikadımız nedir? 16. sözün başındaki sorudur. Soru sormak aslında cevabını yarısı benden, yarısı da senden olsun demektir. Bir daha soru sormak, soru soran so cevabının yarısı benden, Doktor yarısı da sende. Seni Kur'an soru sormana teşvik ediyor ki Kur'anla diyaloğa sürüklüyor seni. Kur'anla diyaloğuna gir. Kur'anla böyle. Vaahirde vahum enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.